Akıllı Medya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine tahmin edeceğiniz üzere bilgisayarımızda oluşan bir sorunu çözmek için buradayız. Değerli arkadaşlar, aslında ben bu sorunu 1-2 gün içinde yaşadım. Bilgisayarıma, şu anda görmüş olduğunuz bilgisayarıma, öncelikle Windows 7 kurdum. Orada başıma geldi. Fakat bazı sebeplerden dolayı tekrardan biz Windows 10 kurmaya karar verdik ve aynı sorun tekrar başıma geldi. O ara sıkıntıdan dolayı videoyu kaydettim fakat kayıtta problemler olmuştu. Şimdi tekrardan Windows 10'da tekrar çekiyorum arkadaşlar. Şunu demek istiyorum ki Windows 10'da veya Windows 7'de bir farklılık göstermiyor. Sorunumuz şu arkadaşlar. Bilgisayarımızı açıyoruz şu anda öncelikle. Ve burada C dizini düzeltiyorum. C sürücüsü var ve bir de E sürücüsü var. Normalde burada biliyorsunuz DVD sürücü ya da CD sürücü varsa bilgisayarınızda E ya da F'dir. Bazen bilgisayarınızda işte D dizini de bulunur. Fakat şimdi bizim dizinimiz bulunmasına rağmen, yani diskimiz ikiye ayrılmış durumda, gerçekten var olmasına rağmen burada görünmüyor. Şimdi ben burada E olarak gördüm fakat bazen direktmen D dizinimi göstermez ve DVD durumu da D olarak gösteriyor arkadaşlar. Bunların hepsi birbirinden aynısı. Yani demek istediğim burada D olmuş, F olmuş, hiçbirinin önemi yok. Önemli olan bizim burada D sürücüsünü geri gösterilebilir hale getirmek ve kullanılabilir hale getirmek. Bunu da şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Diyelim ki burası D ise, öncelikle onu bir belirtmek istiyorum. Gerçekten bazılarında bu D olarak geliyor. Ama biz dizini D getireceğiz. Her iki sürücü de D olamayacağı için öncelikle arkadaşlar bunu, bu DVD-ROM sürücüsünü arkadaşlar D dizini olmaktan kurtarmamız lazım. Peki bütün bunları nasıl yapacağız? Evet, önemli sorun bu. Bilgisayarımızın üzerine sağ tıkladık ve yönet dedik arkadaşlar. Yönet dedikten sonra şu anda ekran kaydının da sıkıntısı ve bilgisayarın da yavaş olmasından dolayı bilgisayar yönetim ekranı bu şekilde geç geldi arkadaşlar. Burada disk yönetimine tıklıyoruz arkadaşlar ve burada şu anda sanal disk hizmetine bağlanılıyor dedi ve bağlantımızın bitmesini bekliyoruz. Şöyle yapalım, alt tarafta gözüksün. Bakın burada benim depo diye adlandırdığım, D'ye depo demişim, adlandırdığım 106 GB'lık bir diskim var ve herhangi bir sürücü ismi almamış. Burada da E sürücüsü olaraktan gözüken bir DVD-ROM var. Öncelikle bunu gösterelim. İşlemimiz, yapacağımız işlemler aynı arkadaşlar. Öncelikle D sürücüsünün üstüne sağa tıklıyoruz. Sürücü harfi ve yolunu değiştir diyoruz. Burada. Ve burada D olduğunu farz edelim. Öncelikle bunu D olmaktan kurtaracağız biz. O zaman ne yapıyoruz? Eğer D ise yapıyoruz bunu. Yoksa yapmıyoruz. Bu şekilde E olduğu için ben yapmayacağım zaten. Değiştir diyoruz. Ve buradan yeni bir sürücü ismi belirliyoruz. Örneğin F veya E şeklinde. Daha sonra bakıyoruz. Burada işlemimiz gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi diye. Burada küçük bir hata verebilir. Önce yapılmadı gibi gösterebilir ama yapacaktır arkadaşlar. Eğer bunu basit bir şekilde yapabilmek istiyorsanız DVD-ROM'a bir DVD veya açılabilir. İçine veri olan bir disk taktığınız zaman bunu hatasız bir şekilde yapacaktır arkadaşlar. Peki burada hiç sürücü ismi olmayan depo ismini, depo sürücümüzü nasıl yapacağız? Bunu da yine aynı şekilde yapacağız. Üzerine sağa tıklayacağız. Sürücü harfi ve yolunu değiştir diyeceğiz. Bakın burada hiç olmadığı için ekle olarak geliyor ve değiştir pasif şekilde. Biz ekle diyoruz. Buradan D'yi seçmiş olaraktan geldi zaten. Burada eğer D yoksa, dediğim gibi D başka sürücü almıştır. Öncelikle onu kurtarmamız lazım. D'yi seçtik. Tamam dedik. Bakın. Şöyle kenara almak istiyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi D sürücüsü de buraya geldi. Bir işlem yapabilir burada. Hani otomatik kullanla ilgili bir menü gelebilir. Ben hemen buradan burayı kapatıyorum. Bunu minimize etmek istiyorum. Evet. Windows 7'de normalde otomatik kullan diyerek, yani bu diskin
ne şekilde kullanmak istiyorsunuz şeklinde bir menü de gelebilir. Burayı da direkt kapatıp çıkabilirsiniz. Şimdi sürücümün üstüne ben girmeyeceğim. Özel bilgilerden dolayı ama gördüğünüz gibi toplam alanı falan gösteriyor. Artık ben D sürücümü sorunsuz bir şekilde kullanabilirim. Bir problemi de bu şekilde nasıl çözebileceğimizi göstermiş olduk arkadaşlar. Kanalımızda beğenmiş olduğunuz videoları paylaşarak destek olabilirsiniz. Aynı zamanda sorularınızı yorum bölümünden bekliyorum. Ve kanalıma abone olarak da desteklerinizi gösterebilirsiniz arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.